Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Tasavvuf mektubat sohbetimize hoş geldiniz. İstanbul'da bugün hava karlı. Elhamdülillah. Nimettir, rahmettir. İnşallah Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlara, bereketlere, helal rızıklara vesile eylesin inşallah. Darda zorda kalanlara da yardım eylesin. Yardımları yapacak insanları, sebepleri halk eylesin inşallah. Kış kışlığını yaparsa, yaz yazlığını yaparsa, yani mevsimler düzgün olursa hayat düzgün gider. Mevsimler de bozuluyor bazen. Neden? İnsanların günahları yüzünden, masiyet yüzünden. İnşallah insanlar vaktiyle ibadet, değil mi? Namaz vaktileri bellidir. Namazı vaktiyle kılarsalar Allah-u Teala da vaktiyle yağdırır, vaktiyle bitirir. Suyumuz akar, nimetler gelir, rızasını kazanırız, şükrederiz, rızasını kazanırız. Sene sene varırız ama nimetleri kullanmak istiyoruz, şükür yok. Şimdi okuyacağımız mektupta şükürden bahsediyor. El mektubu salisu ve selasun 33. mektup, 2. ciltte. İlâ Mevlana Muhammed Salih el-Külâbi. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sıraları bunun. Mevlana Muhammed Salih el-Külâbi isimli zata göndermiş. O zaman kendisini sevenlerden biri. Bir beyan enel mahbub, beyan edecek ki, açıklayacak ki mahbub, sevilen kişi. Mahbubun sevilmiştir. Fî nazarel muhib. Seven kişinin nazarında, bakışında, gönlünde o sevdiği kişi her zaman sevilir. Onun kusuruna bakmaz. Değil mi? Torununu seversin, çocuğunu seversin. Bağırır, çağırır. İcabında babasının üstüne atlar, annesine tekme vurur falan filan. Çocuktur. Sevdiğin onu bir defa tamam. Onun yaptığı ufak tefek şeyleri hiç sana dokunmaz. Ela külli hal, herhalde. Sevan sadr anul inam, isterse ondan bir eziyet gelsin sana. Ev ilam, inam bir nimet gelsin. Ev ilam ya da bir eziyet gelsin, fark etmez. El ilam, bilakis eziyet olması mündel ekalliyin az nadir kimselere göre mucibun lizdiyadil muhabbeti. Muhabbeti, sevgiyi daha fazla artırır. Ekser min inamihi. Onun vereceği nimetten, iyilikten daha fazlıyla vereceği sıkıntıdan ne yapar? Muhabbeti artırır diyor. Bazılarına göre böyle ters. Ashab-ı kiram öyleymiş ya. Yani meşakkatli işler olduğu zaman hoşlarına gidermiş. Oruç tutmayı severdirmiş ama en çok da sıcak günlerde, uzun günlerde tutmayı severdirmiş. Biz de istiyoruz ki hep böyle aralık ayı olsun, kısa günler olsun, her şeyimiz hazır olsun. O kolay ibadet zaten herkes yapar. Meşakkatli olanı değil mi? En kıymetli olanı. Şimdi mesela Ramazan bayağı Haziran ayında en uzun günlerdeyiz yani. İnşallah Cenab-ı Hak giden sene tuttuk, tutturdu. Bu seneden rahat rahat tutturur inşallah. Beyan-ı meziyyetil hamd ale şükür. Hamd var, şükür var. Hamd. Karşılıklı manaları birbirine benziyor ama bela geldiği zaman hamd edersin. Cenab-ı Hak ne yapar? Seni sabırlı görür, kabul eder. Ama şükür edersen o zaman belaya şükür ettiğin zaman bu sefer bela artar. Bela anında şükür değil de hamd edeceksin. Elhamdülillah Mevla öyle takdir etti. Şükür nimette yapılır. Ama yunasibü zâlike. Tabii şükrün de nimete göre kısımları değişiktir. Paran var cebinde, bol imkanın var. Çok şükür, çok şükür, öyle değil. Onun zekatını vereceksin. Yardım edeceksin. Hakkını ödeyeceksin yani. O zaman şükür kabul edilir. Elhamdülillah ve selamun ala ibadî lezîn astafâ. Allah-u Teala'ya hamd olsun. Bütün nimetler onun çünkü. Selam seçtiği kullar üzerine olsun. Ellezine o kullar ki Mustafa onları seçti, tercih etti, kendini onları seçti, kendini onları uygun gördü. Ve ba'de ve ba'du bundan sonra Besmele Hamdele Sarayaf'tan sonra Veli alemil ahul az Mevlana Muhammed Salih kardeşimiz bilsin ki enel mahbub sevilen kişi mahbubun fi nazaril muhib severin nazarında her daim sevilmiştir. Mahbub sevilmiş. Muhib seven. Sevilen
Sevenin bakışında her zaman sevilmiştir. Bel fi nefsil emr hariçte bilakis olayda yani gerçek harici baktığımız zaman fi cemil evkat bütün vakitlerde durum böyledir yani. Ve fi cemil hal bütün hallerde böyledir. Sevaun aleme isterse elem versin ona ev en ame ya da ona nimet versin. Seven zat sana neyi takdir ediyorsa sevdiği hakkında ona neyi bugün görüyorsa seven onu gene sever. Dolayısıyla şunu sevilmiştir. Sevgiliden gelen şey hoş duruyor. Fehve mahbubun o yine sevilmiştir. Ala külli hal, kileli haliyle her iki halde. İsterse sana nimet versin, isterse bela versin, isterse iyi kötü fark etmez. Herhalde hoş durur senden gelen bana. Ya bir gonca gül ya bir kefen de, değil mi? Kefen de gelse, testi bir gül de gelse senden gelen hoştur. Ve ekserin nas ekseri insanları ama ellezine teşerrefu bi devletil muhabbeti sevgi, muhabbet devletiyle, nimetiyle şereflemişler. En izdiyade muhabbetil muhib mahbub, izdiyade muhabbetil mahbub sevilen, mahbub sevilenin muhabbetinin artması fi vaktil inan, nimet vaktinde ekseri daha çoktur. Minhu fi vakti ilami. Elem, eziyet vaktinden daha fazladır nimet vaktinde. Bazı insanların çoğuna göre böyle. Ev ve musavir fil vaktine tarz. Veyahut da iki vakitte eşittir. Ekser insanlar nimet geldiği zaman ha beni demek seviyor ki bana nimeti verdi şeklinde yorum yaparlar. Allah'ın iyi kulu ki buna adam Allah-u Teala buna işte saat verdi, evlat verdi, para verdi, işi düzgün gidiyor falan. Ekser insanlar böyle bakıyorlar. Halbuki ve inden ekal az zatlara göre ise aksu hazil muameleti bu muamelenin tersidir. Yani ilamuhu sıkıntısı, meşakkat vermesi, hastalık vermesi mucibun lizdiyadil muhabbeti sevginin artmasını gerektiriyor. Ekserim min inamihi nimetten daha fazla. Nimet vermesinden daha fazla. Bak azın azları böyle anlıyorlar. Onlara göre bela musibet gelince adamlar daha çok Allah-u Teala olan sevgileri artıyor. El mukaddimetu hazi devletil uzma bir büce devletin başlangıcı hüsnü zanninin bil mahbub sevilene olan hüsnü zandır. Mahbub için olan, sevilmiş olan zat için hüsnü zandır. Hatta enden mahbub, öyle ki mahbub sevilmiş olan zat. Değil mi Mevla Teala? Lev emere sikkin ala hulkum muhib. Sevenin boynuna kılıcı vurun. Madem seviyorsun ya Allah, madem peygamberi seviyorsun ya aleyhisselam, kılıcı boynuna vurun. Bu yolda kendini feda edeceksin. Mesela mezzeke külle uzun minhu, onun her bir uzunu parçalayın ve ferrake onu dağıtın minahar diğerine ayırın diye. O adam paramparça yapın dese le alimel muhib, elbette seven kişi bilir zaten bunu. Aynen salahihi, kendisi için aynen bir salah, bir faydalı bir iş görür onu. Ve tasavveruhu, onu tasavvur eder. Aynen felahihi, aynen benim kurtuluşum bu işe bağlıdır diye tasavvur eder. Allah yolunda canını vermek benim için daha uygundur diyerek boynu kıldan ince kılıçtan boynu kıldan incedir deyip teslim eder boynu. Hatta yani şeriatın kestiği parmağı acımaz. Böyle kalmış çünkü. Madem şeriatı Allah'ın diliyse o zaman tamam. Feza irtefaat kerahatu fil mahbub sevilen zatın işinin çirkinlik olma ihtimali kalkınca an nazaril muhib sevenin gözünden o ne yaparsa benim için iyidir diye düşünüyorsa ya sulu haza zannu el husne o zaman bu zan ona güzellik hasıl eder. Teşerrefe bir devletin muhabbeti zatiyet. O zaman Mevla Teala'nın o mahbubunun öz zatını sevmek devletiyle şereflenir. İşte muhabbeti zatı o demektir. Onu Allah için seviyorsun. Allah için seviyorsun. Filancıyı filancı olduğu için. Bak onun şahsiyeti, karakteri budur. Kalender adamdır diyorsun. Mevla Teala nimetlerin sahibidir. Her şeyin sahibidir. Her şeye layıktır.
vatelatin. Onun için seviyorsun. Duvaz karaz yok ya. Elletiye maarratun ancimiyin nisab itibarat. Bu sevgi var ya. Zati sevgi her bir nispetten itibardan uzaktır. Yani beni besliyor, bana yardım ediyor, bana destek veriyor, bana şey yapıyor falan filan değil. O zat olduğu için onu seviyor. Maksusatun bin Habibi Rabbil Alemin, bu da Alemi Rabbinin Habibi olan, sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e aitçe. Ha, işin başı o. Aleyhi ve ala, aleyhi salavat ve teslimat. Ona aleyhi ve üzerine salatı olsun, selam olsun. Ve vecedel iltizaze vel feraha, lezzetlenmeyi ve ferahlanmayı buldu fil ilami, elem içindeyken ekseri minhuma, o lezzetten ve ferahtan daha fazlasını buldu fil inam, nimettekinde. Yani nimette bulduğu lezzetlenme ve ferahlanmaktan daha çoğunu elemlenmekte buldu. Elemlendiği zaman daha çok lezzet aldı. Ve yazın enne hazel makam, zannedip bu makam fi fevka makam rıza, rıza makamından da üstte bir makamdır. Rıza makamı en üstte. Allah'tan razı olun. Bitti değil mi? Ve rıdvanı minel ekber. Allah'ın azı rızası ece üstündür. Bundan daha üstte bir makam olmuş oluyor bu. Allah-u Teala'nın vereceği elem veya ferah fark etmez öz zatını, öz zatından dolayı sevdiği için muhabbeti zatiye ulaşıyor. Muhabbet makamı. Ve inne fir rıda, çünkü rızada var. Tef'a keraheti elemi fiil mahbub. Yani mahbub, sevdiğin zatın verdiği fiilin bir istememezlik hali olabilir. Bir hastalık verir sana, çoğalığının şuna bela geldi, musibet geldi, malda bir sıkıntı geldi. Razıyım diyorsun. Razın ama biraz zorlanan zorlanan olabilir yani. Bir kıpırdanma olabilir nefisle. Ama ve huna burada ise elem geldiği zaman daha çok lezzet almak durumunda ise el-ihtizazu bi-zalikel fiili, o sıkıntı veren, musibet gibi görünen fiilden lezzet almak var. O durumda ne oluyor? Rızadan da ötede bir şey olmuş oluyormuş. İnnel cefa, çünkü cefa sıkıntı. Külle mekâne min canibil mahbub, sevilen tarafından, sevmiş olan zat tarafından gelirse sana cefa, o ecellü ve ekseru, çok yüce ve fazladır. İkünül ferahu ve sururu min canibil muhib, ezzedere ev ferah. Dolayısıyla seven kişi tarafından o zaman sevinç, sürur ne olur? Daha fazla olur, daha bol olur. Şeddâne mâ beynâme, işte rıza ile bu muhabbeti zatî arasında çok daha fark var. Ashab-ı kiram demiş ya, hasta olmakta zaman mesela. Allah bizi acaba yani şey etti mi ya? Tekmetti, ne yaptı? Niye bize hiç hastalık vermiyor? Niye bize sıkıntı vermiyor acaba? Ya, Firavun çünkü hasta olmazdı da. Allah-u Teala imtihanlarımızı en hafife indirsin. İmtihan olacağız, imtihansız yok. İmtihan olacağız ya, kazanacağız. Hep çalışmakla kazanamıyoruz. Hep namazla, niyazla, zikirle kazanamayız. Çünkü o zaman kibir olur, ucub olur. Falan filan olur. İnsan kendini beğenir, Allah muhafaza. Ama musibette, belada neyi ne beğeneceksin? Kime açılacak? Ancak onu Allah kaldırır. Hastalığı kim kaldıracak? Doktor bakar, muayene eder, bir ilaç verir. Ne yapsın doktor? İlaç verdi, filancaya verdi, iyileşti. Sana verir, iyileşmez. Tesir Allah'tan. Tesir Allah veriyor. Şifa Allah'tan. Fikânel mahbub, mahbuben fî nazar-ı muhib. Seven kişinin nazarında mahbub yani. Biz mesela seviyoruz. Mevlamız mahbubumuz. Sevdiğimiz zat. Demek bizim sevgi olan sahibi, sevgi sahibi, muhib, sevici. Bizim bakışımızda mahbub olan Mevlamız hep mahbubdur. Her zaman sevilmiştir. Öyle olunca bel fi nefsil emir, fi cemil evkat. Sırf yani nimette değil, bütün vakitlerde mahbubumuzdur. Cemil ehval, her halde mahbubumuzdur. Sevmiş olan zattır. Bizim sevdiğimizdir yani. Böyle olunca la celemeyi gönül mahbub fi cemil evkat. Bütün vakitlerde mahbub olur. Cemil ehval herhalde mahbub olur. Herhalde sevmiş olur. O zaman bela geldiği zaman niye tırlıyorsun? Madem seviyordun ya. Bel fil vakı'i hariçte de nefsil emr, vakanın gerçek olduğu zamanda da mahmuden ölmüştür ve memduhan methedilmiştir. Ya Rabbim böyle bana nasip etti bunu. O bunu verdi. O böyle takdir etti dersin. Tamam mı? Böyle olması lazım. Öbür türlü olunca o zaman pazarlık oluyor işte. Ekünün muhibbu fi vakti ilamihi ve inamihi. O zaman muhib olan, ben seviyorum iddiasındaysan, o zaman sen elem vaktinde de, nimet kazandığın vakitte de
madihan lehu, o mahbubunu seversin, mededersin, översin. Ve müsniyen aleyhi, ona övgü yaparsın. Fehinesin yastırû lihazel muhibbis sadık, işte böyle sadık olan seviciden açığa çıkar bu durumda en yukarı denmesi. Sadıkan, bu adam sadıktır ve mastukan, tasdik edilmiştir. Bunun sevgisi doğru. Bizim bir ihvan vardı diyorlar. Yine vardı, ismi söylemeyeyim. Evi yanmış, biliyor musunuz? O Efendi Hazretleri hizmet ediyor, tekkede hizmet ediyor. Evi yanmış, evde çok var, her şey var. Adam hiç şey yapmadan, sakin bir şekilde, telaşlamadan gitti. Çocuklarını aldı, geldi, yanmış da yanmış, ne yapalım? En ufak bir değişiklik yoktu adam diyorlar. Tabi beşer cizasıyla insan telaşlanır, tuzcuk ne olduğuna falan der. Onu zahirde yapıyorsan, kalbinde bir şey yoksa güzel, o da güzel. Ama illaki kalp dışa vurur. O yüzden içi dışı bir olduğu zaman sükuneti muhafaza edebiliyorsa en güzel odur. Ama beşeriz, aciziz, tamam. Doktor 122-112'nin numaralı kaç bilmiyorum, 155 falan. Hani tevessül yoktu ya, Vehhabiler, tevessül yok, IŞİD tayfesi, tevessül yok. Niye silahla gitti adam bombaladı oraları, şey milleti? Kisiydi ya, deseydi ya, Allah burayı helak etseydi ya. Silah kullanıyor, örgütlerden bilimini alıyor, istihbaratın yabancı servislerden güç alıyor, iş yapıyor. Bir de yani tevessül yok diyorlar. Amerika'dan silah alıyorlar, vuruyorlar, ama Amerika başına sağ olsun diyoruz. Bu kadar ikiyüzlülük, bu kadar hainlik. İşte yani bak, demek ki sağlam, yani sadık olan, sevgisinde, muhabbetinde sadık olan kişi ne zaman tasdik ediliyor? Elem ve nimet anında da pozisyonu aynı, yüzünün şeyleri aynı, kalbine o zaman Cenab-ı Hak bakıyor zaten. Biz kalbini bilmiyoruz, dıştan baktığımız zaman bu adam gerçekten bela, zaten belaya sabır ne zamandır? İlk burdu andadır. İssatmetül ula. O zaman sabredersen inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ım benim bu mesela musibetten dolayı bana sabır ver, beni hayırlı mükafatlandır dersen tamam, o zaman kazanıyorsun. Allah da yerini dolduruyor. Öbür türlü ya böyle ol falan filan bağırıp çağırır o sıra. Ya neyse estağfurullah ya, ya Rabbi sen sabır ver falan filan. Geçti. İlk satmetil ula, ilk burada anda, tamam mı? Allah-u Teala cümlemize inşallah hakiki muhabbet, muhabbeti zatî ve gerçek sabır nasip etsin inşallah. İşte buna sadık, mastuk, muhabbetinde sadık ve tasdik edilmiş denir. Velhamdülillahi rabbil alemin, ala külli hal. Herhalde Allah'a hamdolsun. Esir hazel muhib, işte bu seven kişi olur. Minel hamidine lehu subhanu. Allah-u Teala'yı sevicilerden, hamd edicilerden olur. Fisserra ve darra. Sürur, sevinç anında ve zarar, musibet anında. Hakikaten, gerçekten, işte buna denir. Ve yüşbühü en tekûne meziyetel hamd ale şükür. İşte burada hamdin şükür üzerine üstünlüğünün meziyeti olması olabilir. Min ciheti, şu cihetin ki enne fiş şükür, şükürde var. Mülâzata inâmil mün'im. Nimet veren zatın nimetini düşünmek var. Onu şükrediyorsun. Şükür değil lakin bir nimet tasavvuru var. Elhamdülillah bana evlat verdi, ev verdi, park verdi, müşteri gönderdi falan filan. İlla orada bir artı şey vardır şükürde. Fekûnü râcan ile sıfatı. O zaman o sevgi sıfata döner. Allah'ın inam, ikram sıfatına döner. Vel ilel fiili, fiile yani verdiği o verme, fiil sıfatıdır. Vel melhuzu fil hamd, hamd ise hamd meselesindeki düşünülen şey husnül mahmud. Hamd edilen zatın güzelliğini düşünüyorsun. Allah'a hamdolsun. Niye? Alimi yarattı. Allah'a hamdolsun. Gözümü yarattı. Şunu yarattı, şöyle güzellikleri var. Ve cemalihi, onun cemalini düşünüyorsun. Sevan kâni zâtiyen ev vasfiyen. İsterse zatında olan güzellikleri düşün. İsterse sıfatından sana gelen düşün. Ev fiiliyete ya da fiiline gelen olsun. Dolayısıyla burada bak, zat da düşünüyor. Sevan kâni hinâmen, isterse o nimet olsun. Ev ilâmen, size bela olsun. Fark etmez. Herhalde Allah hamd et. Evin yandı, bakın yandı, zarar ziyan. Elhamdülillah, Allah görüyor da. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu şükürden daha geniştir. Bin ilâmü subhanû husnü hasenün ki inâmihi teâlâ. Cenab-ı Hakk'ın verdiği eziyet var ya, verdiği nimet gibi güzeldir o da.
Fekûnül hamdü eblâ fissene. O zaman övgüde hamd çok daha mübalağalı, geniştir. Râciûn limerâti bil husni vel cemâl. Güzellik ve cemal, olgunluk mertebelerine döner hamd. Ebka fi hâleti serrâ ve darrâ. Sürur ve zarar hallerinde de kalır, devam eder. Bilhâb-ı şükür şükür değil. Fe nûmâ kusûrihi, noksan olmasıyla beraber seri ve zeval hemen kaybolur. Alâ şerefil helâk, yok olmak sınırındadır. Ezzül inâm, zeval inâm. Nimet gidince hemen şükür gider. Velâkil ihsan. İhsan bitince şükür de biter. Bir adam bir adama iyilik yapsa, onu methede falan filan, bir günde onu bir iyiliği kestir, bıraksa, daha onu methetmez. Bu adam beni yarı yolda bırak der. İşte nimet karşılığı olan şey sebebi budur, bu kadar. Nimet karşılığı değil de, nimetin sahibi seviyorsa o zaman sorun yok. İster verir, ister vermez. Dilenci gibi değiliz yani. Dilenciyiz ama dilenci katil olmaz. Dilenciye para versen memnun olur. Para vermesen bazen bağırıp gidiyor. Öyle yok. O nedir? Dilencilik ahlakıdır. Tamam, biz Allah'ın kapısında dilenciyiz ama bizim ahlakımız ne olacak? Her halde teslim ol. Hatta vermediği zaman daha çok seveceğiz onu. Demek ki bizim bir zararımız var orada ki vermiyor bize. Her zaman verse belki azarız. Ve hastalık veriyor bize. Bela musulü niye? İlerleyeceğiz, daha yükseleceğiz. Meleklerde hastalık var mı? Yok. Meleklerde ihtiyarlamak yok. Onlar göz doktoruna, ne bileyim kulak doktoruna öte böyle gitmiyorlar. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama onlarda derece alma şeyi de yok. Ya, bizde var işte o sıkıntılar. Bu kadar bütün dükkanlar, değil mi? Hastaneler, pastaneler, postaneler hep bizim için çalışıyor. Hepsi bize çalışıyor, gene doymuyoruz ya. Ne kadar iş yeri varsa öyle değil mi? Tepeden tırnağa, ayakkabıdan tut, saçını, tıraşını, her şeyine kadar insana çalışıyor. Gene bu insan diyor, ya şu yok, bu yok diyoruz. Ne yok kardeşim, her şey var. Bu kadar nankörlük olmaz. Olmadığı zaman, yani elde edemediğin zaman bu sefer sabredeceksin. Kanaat edeceksin. Ashab-ı kiram zamanında düşün, Osmanlı zamanında düşün, Selçuklu zamanında düşün. Bırak şimdi, 50 sene evvel düşün. 20 sene evvel cep telefonu var mıydı? Acaba adamlar cep telefonu falan, Amerika'da varmış, filmlerde gösteriyorlar, numarada falan diyorduk ya. İnanmıyorduk. Ne zaman geldi elimizde telefon, hatsız telefonla konuşuyoruz. Hatsız telefon bırak, değil mi? Fax yazıyorsun, gönderiyor. Nerede kablosu şey? Yok. Ya, mesaj atıyorsun, gidiyor mesela. Yazıyı gönderiyorsun, gidiyor. Akılla olacak diye iş değil bu. Allah'ın verdiği bir nimet işte. Ya. İşte nimet geldiği zaman çok şükür dersen, nimet gelmeyince yan çizersin bu sefer. Namaz kıldığımda diyor, işim güzel gidiyor. Biraz daha akıllı sonra namaz kılıyordum. Akıldım hadi işim güzel gitmiyor ya. Bırakacağım namaz diyor. Bak kafaya. Ya, her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. İyi gittiği zaman biraz depola, biraz biriktir, harcama. Çünkü bu işin çıkışı var, inişi var. İlla olur. Her zaman iş olmaz kardeşim. Her zaman millet senin şeyini mi alacak yani? Her zaman senin sattığın şey mi alacak millet ya? Doydu, piyasa doydu. Zaten Amerika niye savaş çıkarıyor hainler, fisyonizm? Yeni yeni pazar açılsın diye de. Sürekli yeniliyor. Eskisini tüketiyor, yenisini şey yapıyor. İnsanları birbirine vurduruyor, kırdırıyor. Evleri bina yıkıyorlar. Yık yap, yık yap. İnşaat piyasası devam edecek, silah piyasası devam edecek falan filan. Onlar öyle zannediyorlar bu işi. Yanlış bir şey yok. İsraf olmaması lazım. Az çalışmayla insanın hayatının yürümesi lazım ki düzenli bir hayat olsun. Çok çalışıyorsun, gene geçinemiyorsun. İsraf var çünkü. Fe'en kıyle ente ketepte fi bazı mektubatike fi makamir rıza. Soruyor birisi. Sorsa dese ki ya sen mektupların bazında rıza makamı demiştin. Fevka makamil muhabbet. Muhabbet makamından daha üstedir demiştik. Başka yerde öyle geçti. Makamun hub. Evet ve hub sevgi makamından da üstedir. Muhabbet ve sevgi makamından üstte rıza var. Değil mi? Ayet okudu da. Rıdvan ve lanikber. Allah'tan bir rıza, az bir rıza her şeyden üstündür. Bu ayete göre o zaman en üstte rıza olmuş oluyor. Sen de öyle demiştin mektuplarında. Ve huna burada ise tek gibi yazıyorsun. Enne makamı hazil muhabbet. Şu muhabbeti zati makamı. Fevka makamı rıza, rıza makamından üstedir diyorsun. Keyfe tevfiku beyni hazeynil kelam. İki sözü arasında nasıl birleştireceğiz? Ucibu cevaferim enne hazel makam. Yani makam ve muhabbetin mesuleti buna. Burada bahsettiğimiz muhabbet, muhabbeti zaten makam var ya.
Vera zalken makami yani makamel muhabbeti vel hubbi hunaki. O diğer mektupta bahsettiğim muhabbet ve hub sevgi makamından başka bir makamdır. Orada tamam, oradaki o makamlar aşağıdadır. Üstte rıza vardır. Burada bahsettiğimiz muhabbeti zati makamı ayrı bir şeydir. Benim zâkel makam, size bu makam müştemilin alel nisebi vel itibarat izmalen tafsile bir takım itibarları nispetleri içine alıyor. Tafsilatı da kısaca. Fenu ve'in kalu şahit derseler tilkel muhabbeti şu muhabbet için zati yeten zati öz muhabbet Allah'ın öz zatıyla muhabbet deseler ona sıvaru zâlikel hubbe hubben zatiyen oradaki hub sevgi ve muhabbet makamının zatidir. Hub sevgide zati bir sevgidir deseler de bile. Velakinun fakat lezzefi orada yok. Kat'un nazarı aniş şuunu ver itibarat. İtibarlardan, şanlı sıfatlardan Cenab-ı Hakk'ın vereceği sıfatlarının taallukunda alakasından gözü kesmek yok. Nazarı itibar kesmek yok orada. Demek ki orada sıfatlara bakılıyor. Sıfatlarla Rahman, Rahim, görür, bilir. O bakımdan Allah'ı seviyor orada. O bahsettiği tükü mektupta muhabbet o sıfatlarla alakalı muhabbet, muhabbettir. Bilgiler Hazreti Makam burada göre değil. Fennü muarran anil nisibler itibar izafat. Her türlü kıvamlarla izafetten, nispetten soyulmuş öz zat. Yani bana nimet verdiği için seviyorum. İnan işte musibet bela verdiği için işte uzak duruyorum, şükrediyorum falan filan sıfatlarla itibat değil burada. Buradakisi öz zatla itibat demektir. O yüzden buradakisi ötekilinden farklı bir şey demiş olur. Evet. Kemal Bey. Velem ve men durice fi bazil mektubat bazı mektuplar yazmıştım diyor. Emin en lehu la mezerlil kademi fevka makamı rıza. Rıza makamının üstünde adamın atılmaya imkan yok. İlla li hatemir rusul aleyhi ve aleyhisselam. Ancak son Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için oraya çıkış var. Kendine o sanki o söz ibaretün an hazel makam işte bahsettiğim muhabbeti zaten ibarettir. Ve hem de fennehu mahsusun bi hatemir rusul aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve aittir. Ama vallahi alim bi hakikatil umur külleha. Bütün işlerin hakikatini Allah bilir. Böyle anlatıyorsun bu işleri. Bu bir keşiftir. Ben böyle bir şeyi keşfettim. Bana bu şey gösterildi. Böyle diyor. Adam çıkıyor. Ne tarikattan haberi var, ne şerattan haberi var, ne maneviyattan bir şey yok. İmam Rabbani diyor, kafadan konuşuyor diyor, atıyor diyor, dolaşıyor diyor, çıkmış köklere de oradan diyor, konuşuyor diyor, bunu diyor. Ya kot kafa. Kot kafa ne kot kafa? Elde olan beyde olmaz. Ben bunu böyle anlatıyorum diyor bu zat. Sen de gör de anlat, anlatamıyorsun ama konuşma. Bu zatın doğru mu diyor, eğer mi olur, nasıl anlayacağız? Şeriat yaşayan bir zat. İslam bilimlerini en güzel şekilde anlatan, evsel itikadını anlatan, yaşayan bir zat. Hayatı belli, her şey belli. Ha demek ki sözüne itimat eden bir zattır. İtimat ediyorsan kabul edersin, etmiyorsan susarsın. Bunu terk etmen için oraları bulman lazım. Oralardan haberdar olman lazım. Ruhunun, kalp gözünün oradan haberdar olması lazım. Tabii öyle değil, böyledir. Diyemiyorsun, olmaz her şey diyorsun. Yani nasıl olmaz, oluyor işte. Bir sürü insan bundan bahsediyor. Böyle şey bahsediyor. Hepsi değil mi yalan? Hepsi değil mi yalan söylüyor yani? Olmuyor şey. Kabul etmiyorsan sus. Anlayalım ki ya, edepli adamsın. İnkar etmek doğru değil. Bunlar ilham çünkü var. Delil yani sabit delil olmasa bile ilham o veli için, onu sevenler için delildir. Onları ilgilendirir. Biz herkes böyle olacak diye demiyor ki. Bana böyle gösterir diyor. Ben böyle keşfettim diyor. Kabul etmezsen susarsın. İnkar etmekle bunları ikrar edemezsin. En ben yuleme enne kerahate zahir insanın dışının istememezlik hali var ya leset bir münafiyetin liradal batın. Kalbinin rızasına, ruhunun rızasına zıt olmaz. Emrâretü suretin yüzünü eşitmen leset münafiyetin li halavetil hakikati. Ruhunun tatlılık almasına zıt değildir. Demek dıştan yüzünü eşitebilir ama içinden sinsiz sinsiz sevinebilir yani tabiri caizse. Böyle olabilir. Fenne zahirel arif el kamil, kamil olan arifin dışı ve surete ve sureti metrukani ala ma huma aleyhi. Olduğu hal üzere bırakılmıştır. Mine sıfatil beşer sıfatıyla muttasıftır. O da bizim gibidir. Bir güzel bir fıkra atılsa o da güler. Bir şey olsa üzülür. Hava soğuk olunca üşür de sıcak olunca terler. Bu da insandır da yoksa hava sıcak olduğu hiç terlemiyor. Nasıl bir şey?
Hiç hasta olmuyor. Nasıl bir şey? Olmaz. O da zahirde bizim gibidir. Kamil. Ne kadar kamil olsun? Zahir aynı. Zahirde aynıyız. Yekûnâ kubâben bikemâlâti. Onun güzelliklerini örten bir perde olsun. Vel yâhsule lehûl iptilâhu vel imtihân. Onun için de hem de imtihan oluyor. Değil mi? Hastalık oluyor. Musibet oluyor. Hanımı vefat ediyor. Kızı vefat ediyor. Arkadaşlarına şöyle oluyor. Böyle falan filan bakıyorsun. O da imtihan oluyor. Vel yekûnâ el-muhekku memzûcen bil-mubdil. Bir de burada haklı batıl karışmış oluyor. O karışıklıkta hakkı bulacaksın işte. Her taraf hak olsa, hiç batıl olmasa herkes Müslüman olur. O zaman imtihan olmaz ki, şeytana gerek kalmaz. Değil mi? Ya nasıl ayrılacaksın? İşte şeriat geldi. Hak batıl karma karışık. Şeriat geldi, onu kabul edeceksin, ölçüye göre devam edeceksin. En bey en yutasavvara nisbetu zahiril arif ve kamil suratehu ilel la batını hakati kendi nisbeti sebin. Şimdi bu arif olan zatın dışı, zahiri, bir de içi var. Zahir başka, dışı başka gibi söyledi yani. O da anlaşıldı. Bunun irtibatı nasıldır? Bunu bize bir misal verdim. Demek, demiş oluyor. Kendi nisbeti sebin ila şahsın. Labisini zerkesi. Bir adam çünkü elbise giymiş. Elbise var, şahıs var. Ve malum ki ennehu la miktara sebin la ve ne ma miktarı sebi ve kadrihu bir nisbetiyle şahıs. Bir kere adam zat elbise onun kıyafeti. Elbisenin adama göre ne nispeti var? Ancak adamın elbisesidir. Da başka bir şey yok. Adam adamdır çünkü namaz kılan adamdır. Elbise kılmıyor ya. Yemeği yiyen adamdır. Dedi yani hocası ye kürküm ye. O insanların değer verdiği şey. Hani bakar da işte kelli filan adamdı falan filan. O dünya zarışıdır. Yiyen kendisidir ya. Zat var, elbisesi var. Elbisenin ne kıymeti var ki orada? Çıkar atarsın, yerine girersin. Başka bir şey yok ha. İşte dışının içine göre nispeti o demektir ha. Dıştan seninle beraber aynı şekilde yaşıyor falan filan ama içten hiç alakası yok. Demek ki. İşte biz içine talibiz, ruhuna. Ruh aynasına talip olacaksın. Oradan bulacaksın maneviyatı işte. Kezalike kadrı suretil arif bin naza ile hakikat işte. Arif zatın suretinin dışının içine nispeti verilir. Rubbama yazunnu mekfufen mekfufel basar matmusel basire suretel arif. Bazen de gözü kapalı, gözleri örtülü kişilerin çoğu arifin suretini görürler. Mislel cebel. Onun dışını dağ gibi büyük görürler. Ve tehayyelûnehu neha mislel suverihim. Yani büyük dev gibi büyütür onu gözünde. Elleti la hakaka la hakkati olmayan bir şekilde. Böyle cereme yükûnâne yükûnün fî makamı inkar. O zaman ya evliyaysa bu heybetli olması lazım, şey olmasa böyle lazım. Düşünür, tasavvur eder. Bir de bakar ya ufak bir adam, pasif bir adam falan. Ya bundan da bir şey olmaz der. İnkar eder. İnkar eder. Eksi bu unel hırmane. O zaman mahrum kalırlar. O yüzden zahir tasavvur dünya. Evliya şöyle olur, durur, keramet olur, böyle olur. Bırak o işleri. Senin tasavvuruna göre değil. Marifetleri elde etmen lazım. Marifet nasıl bir şeydir? Allah-u Teala'dan akan ilimdir. O ilimde sana geliyorsa, gönlünü temizliyorsa, seni dünyadan soğutuyorsa, ufkunu açıyorsa tam da Esselamu ala menittebel huda ve sizin tanfadım sabitler onlara selam olsun diyor. Evet. Risale-i Kusir'in bir parça okuyalım. Sülük eyler egerci insan nakşibendi, gece gündüz atar nefse kemendi. Gider hem zikru fikru ercümendi, azimetle değildir başka fendi. Azimettir değildir başka fendi. Azimetle o bak edelim cemal-i barakallâhâne seyreder. Nakşiler diyor, sülük eyler. Nakşibendi olan millet seri sülük, manevi yolculuk yapar. Gece gündüz atar nefse kemen. Bu işin usulü nedir? Nefsi tırpanlamak. Sürekli nefse gece gündüz kemen atar. Kemen ucu kalkalı bir iptir, atarsın, bağlarsın, çekersin. Hayvanlar çekmek için bilhassa şey yaparlar. Nefsini bu şekilde avlar, kementle bağlar. Gider hem zikru fikri ercümendi. Bu yüce kişi fikir, rabıta, zikir, zikir yapar. Sürekli zikir ve tefekkür. Tefekkür biliyorsunuz, nafil ibadetlerin en güzel tefekkürdür. Azimettir, değildir başka fendi. Bunun işi, sanatı, azimet. Dikkatli amel. Daha meşakkatli olanı seçer. Daha takva olanı seçer yani ha. Azimet de olup hakkı ederim. Cemal-i Bâkemâ'yı seçer.
fırsatlara daldığın zaman o caiz, bu caiz, o caiz, bu caiz sonunda şüpheye düşersin. Ondan sonra da mekruh haram gelir. Huzuru daimi üzere ibadet ederler. Sürekli, devamlı huzur üzere ibadetlerini yaparlar. Huzur, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu farkında olarak. Sünnette pek çok riayet. İderler sünnette pek çok riayet. Ve sünnetlere de çok riayet ederler. Sünnetleri terk etmezler. Ne buyuruyor Efendimiz Hazretimiz? 4000, yaklaşık 4000 sünnet var günlük. 4 tanesini, 3 tanesini, 4 tanesini uygulamıyorsam bana 5000 namaz kılmayın. Ya. Nasıl öğrenmiş bunları? Nasıl yaşıyor? Kabiliyet işte. Allah bilgisi. Ki hatta bulsalar bid'atla vuslat, bid'at iş, şöyle bir iş tertip ettik, şöyle bir şey düzenledik, aklımıza geldi, yapalım. Bu şekilde cemaat toparlarız, manevet olur falan filan diye dinde temeli aslı olmayan bir şekilde icat edilen işlere bid'at diyoruz. Bu bid'atla sen Allah'a ulaşacaksın deseler, o vuslattan kaçarlar. O lazım değil. Öyle bir vuslat, öyle bir ulaşma, Mevla'ya ulaşma böyle olmaz. Anla halet. Bunların halini anla bak. Bir de bu yolun aleyhine konuşuyorlar. Nevahiden geçip bakalım. Cemal-i Bâkem maalesef. Nevahi yasak. Men edilen şeylerden. Bu zatlar bildiler bir sırrı ekber. Bu zatlar büyük bir sır bildiler. İşit nakliden gel eyle ezber. Ben sana bunu anlatayım da sen buraları ezberle diyor. Ki irmemiş bu sırra başka bir ser. Bu sırlara başka bir baş bu kişi ulaşamamış. Verilmiş Nakşibend'e iş bu kever, bu cevher Nakşilere verilmiş. Neymiş bakalım? Bu esrarı bir bak edelim. Cemal-i Bâ Kemal'i seyredin. Bu sırlar dedim. Neymiş bakalım bu? Tarikatla hakikat bilakat. Tarikat, hakikat. Bil ki hakikat ikisi hadimedir şeriat. Bak. Tarikat hakikat. Neye hizmetçi? Şeriata hizmetçi. Şeriatı daha güzel yaşamak içindir tarikat. Bizden, kendimizden de görüyoruz ve cemaattan da görüyoruz. Tarikat dersi olmayan adam, beş vakit namazı bazen camide, bazen evde, bazen dükkanında sağa sola kılıyor. Ama tarikat dersi aldığı zaman adam da evinden, evinden farz namazı artık daha kılamıyor. Doğru camiye. Erken geliyor. Oturuyor, Kur'an okumak istiyor. Daha fazla kendi ibadet veriyor. Bak demek ki tarikat bizim. Ne yapıyor? Daha fazla ibadete yönlendiriyor. Bak. Şeriat, tarikat, ondan sonra hakikat. Yani ondan sonra dön, başa, şeriatın hakikat. Şeriat, tarikat, hakikat, bu hakikat, tarikat, hakikat. Bir de döneceksin başa, her geldiğimi çevirdiği zaman her geli, aynı yere gelir. Başlangıca döndüğü zaman işte ne oluyor? Serüslük tamamlamış olur. O zaman kıldığın namaz hakikat namazı olur. İşte 50. mektup okumuştuk. Suret var, hakikati var. İlk başlarda kıldığımız namaz suret. 12 farzını yapacaksın. Vaciplerin sünnetlerine dikkat edeceksin. Eğilme kalkma neyse bu suret. Bunu yaptığın zaman Allah'ın da kabul. Zaten kabul. O kimse inkar etmiyor ki kabul. Ama bedenle kılıyorsun bu namazı. Ruh nerede? Çarşı, pazar, çek, senet dolaşıyor. Namaza girdiğin zaman ruhun da namaza giriyorsa Allah'ın nuru çünkü anlatıyor onu şeyde tefsirde. Gâşiye suresinde. Ala suresinde Sebbi ismen abdikel ala orada anlatıyor onu Tadeb ulemen tezekkâ Tadeke ismen abdikel orada anlatıyor tefsiri var. Arştan aşağı bir nur iniyor. Kafasından aşağı nur geliyor. O nuru farkından biz? Yok. O nuru göre göre kılanı düşünün. O nuru bulamadığı için işte bir kalbimizde sağa sola gidiyor. Mevla o zaman ileride ey kulum benden daha iyisini buldun diyor. Açık bir şey. Başka tarafa bakıyorsun, başka tarafa düşünüyorsun. Darılıyor bize ya. Ne kadar uğraşsan illaki bir tarafa kayıyor kafan. Bu uğraşmak şart. Buna tarikat diyoruz. Uğraş, 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 uğraş. Bir gün otomatiğe geçince olacak hakikat. Tarikat o zaman bitecek. Şimdi tarikattayız. Yani tarikat dersin bitse bile yine tarikattasın. Ne demek? Çalışma. Tarikat yol demek. Yoldayız. Yol. Ömür biter, yol bitmez diyorlar ya, o şey yolları, o dünya yolları dolaş dolaş gitmez. Bu tarikat, gidiş geliş dönüş, bunun bir şeyi var. Tarikat yolculuğun bir sonu var. Olsa hakikat, ruhun uyanması meselesi var. Ruh uyandığı zaman, ruh kılıyor artık namazı. Ruh secdeye seni götürüyor. Ya ruh okuyor artık, o devreye giriyor. Şimdi ağızdan okuyoruz. Tabii gene ruhumuzun şeyi ama,
İşte olmuyor yani. Anlaştı yani. O yüzden demek ki şeriat tarikat hakikat neymiş? Şeriata hizmetçi olacak. Şeriatı yaşamaya bizi yönlendirecek. Keramet için havada uçayım, millet beni dinlesin falan filan değil. Şeriatı en güzel şekilde yaşamak için bu tarikat bize verildi. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. O halde şeriatı yoksa bir adamın tarikatı yok onun. Şeriat bilmeyen bulmaz hakikat. Şeriatı bilmiyorsa bu adam hakikatte elde edemez. Çünkü şeriat, tarikat, hakikat. Temel şeriat. O halde şeriatla olup hakka gidelim. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. Bunu bir misalini veriyor. Olup nefsinden akdem emri subhan. Nefsinin arzularından daha öndedir Allah'ın emri. Ya demin söyledi işte muhabbet. Çün emrinde uzatmış serle gerden. Bakıyor musun? Allah'ın emrinde kafayı uzatmış, boynunu vermiş. Buyur ya Rabbim. Boynum teslim. Allah'ın emrinde böyle. Salatü subh olup indindeysen sabah namazı onun katında en büyük iyiliktir. Allah-u Teala bize bunu en büyük iyilik olarak ihsan etti. 8 cennetten daha Allah sırrı Burhan. 8 cennetten daha eftal bir nimettir sabah namazını kılmak. Şimdi namazı kılmasan cennete gidemezsin. Seni bekletirler. İmanın varsa bile öyle yağma yok. Sabah namazı öyle bir namaz işte bak. Şahitlemiş bir namaz. Budur bir imtihan. Hakka gidelim. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. İşte bu imtihandır. Bunu bilelim. İmtihanı kaybetmeyelim. Adam hayır yapıyormuş. Şöyle iyilik yapıyorum, böyle yapıyorum falan diyor bir adam. Namazda nasıl tıklıyorsun falan. Ya namaza gerek yok. Hayır hasenat yap diyor. Öyle milleti zorlamayın diyor. E, hayır ne yapıyorsun? Kim de sana hayır yap diyor. E, İslam'ın emridir. E, İslam'ın ilk emri iman, ikinci emri namaz. Allah'ım yarabbim. Nasıl İslam'ın nereden alıyorlar bunları yontup ya? Tırpanlıyorlar demek. Cımbızla çekiyorlar. İşine gelen alıyor, işine gelen bırakıyor. Öyle oldu işte diğer dinler, Yahudi, Hristiyan öyle bozuldu ya. Onların da namazı vardı, onların da sabahçı namazı vardı. Ne haftada bir defa gidiyorlar kiliseye. Ne yapıyorlar? Hiçbir şey yok. Namaz yok, niyazı yok. Papaz bir şeyler okuyor onları, üfür gönderiyor. Paraları alıyor, gönderiyor. Böyle sahte bir din. Öyle oldu halde Avrupa'da Hristiyanlar araya kimse konuşmuyor. Konuşamıyorlar. Bizim dinimiz günde 5 vakit gel temizlen. Allah'ına secde et. Hep dünyaya dalma. Uyan. Ne oluyor? Sürekli bizi davet ediyor. Bu kadar böyle güzel bir din sahibiyiz. Bunun doğruluğunu anlatamıyoruz millete. Karada namazın niye kılayım? Kılma gerek var mı? Allah affeder falan filan. Allah kerimdir. Sen hiç zorlaştırma. Ya namazı kılmak kolaylaştırmaktır. Çünkü kolay kolay geçeceksin. Namazı kılamazsan nasıl geçeceksin? Namazı almıyorsun. Orucu almıyorsun. Zekatı almıyorsun. Hacca gitmiyorsun. Onu almıyorsun. Sadakayı almıyorsun. İnsanlara fakirlere yedirmek, içirmek almıyorsun. Selam, kelam, güzel hop, sohbet, iyi ahlak almıyorsun. Çıkıyorsun yola. Yani çantan yok, pasaportun yok, biletin yok, paran yok. Bir şey çıkmışsın yola. Bu demektir de hiç hazırlık yok, yola çıktın. Nereye gidiyorsun be kardeşim? Kim seni alır? Namazla geleceksin, ibadete geleceksin, buyur. Hemen geç, şuraya geç, buraya geç. 8 kapıdan girmek için hepsi bir namaz kapısı var, oruç kapısı var, cihat kapısı var, sadaka kapısı var. Ya hangisine girmek istiyorsan ona daha fazla eğil. Ama hepsine birden girmek istiyorsan o da var. Bekzazileri hepsine birden girecek ha. Ona o kabret vermiş. Bir keramet bu büyük keramettir. İnşallah Cenab-ı Hak güzel şekilde ibadetleri yaparak kemalatlardan hissedar eylesin bizleri inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.